Herkese merhaba merhaba hocam bugün e, güzel bir senaryomuz var senaryomuz şu şekilde e, bir flow yapacağız flow sayesinde bizim sistemde biliyorsunuz e, accountlarımız var bir de kontaklarımız var kontaklar genelde şirketin e, şirketle alakalı hani diyelim ki siz şirketiniz var ve bu şirkette laptop satıyorsunuz. Laptop e, satarken e, o laptopu alanlara siz bir kontak oluşturuyorsunuz ve onlara ileride ya da aynı anda e, hani o süreçte iletişim kurmak için e, kontak oluşturuyorsunuz ve o e, al, alım yapan e, herkesin bilgilerini bu objekte saklayabiliyorsunuz. İleride bir problem çıktığı zaman ya da tekrar iletişime geçmek istediğin zaman bütün bilgiler burada toplanıyor. E, hani Şirketin başladığı günden devam eden, var olduğu güne kadar olan bütün kontaklar burada birikiyor. O kontaklarla alakalı baya bir çalışma gerekebiliyor zamanla. Bunlardan bir tanesi kontaklara e-mail gönderme. Ne zaman e-mail gönderme? Doğum günlerine gönderme. Farklı tabii, farklı senaryolar olabilir ama bizim senaryomuz şu. Eğer bizim kontakları çok fazla kontağımız varsa, doğum günü geldiğinde tek tek aramaktansa ya da tek tek menüel, e-mail e e gönderip doğum günlerini kutlamaktansa ne yapıyoruz? Bir flow yapıyoruz. Flow sayesinde biz o doğum günü gelen kontaklara e-mail e gönderiyoruz ve doğum günlerini kutluyoruz. Böyle bir flow yapacağız. Öncelikle bakalım bizim böyle kontaklarımız var mı? İki tane kontağım var şu anda. Örnek olarak oluşturdum. Ama burada şu anda doğum günü göremiyorum. O yüzden e tablodan biliyorsunuz select display doğum gününü ben burada e, göstermek istiyorum. Hakikaten doğum günü gelmişse e, o şekilde doğum günü mesajı göndereceğiz. Şimdi bakıyorum ben e, kontakların doğum günü nerede? Şu anda kontaktayım. Birthday'i bulmanız gerekiyor siz de yaparken birthday burada. Benim başka bir şey şu anda ihtiyacım yok. Diğerlerini buradan çıkartıyorum. Hani daha net, daha kolay çalışma adına bunları çıkartıyorum. Adı doğum günü olsa yeterli. Şu şekilde doğum günü görüyorsunuz. Şu anda doğum günü mü değil. Doğum günü olan bir tarih seçeyim. Doğum günü olması için olması lazım. Bugün olması lazım. Ama yıl farklı olabiliyor. Mesela 1983 yılında doğmuş olabilir ama günü ve ayı bugünü tuttuğu zaman doğum günü olmuş oluyor. Bunu biliyoruz. Aynı şekilde diğer kişiyi de bugün doğum günü olduğunu düşünelim. Ona da herhangi bir diyelim ki 2000 yılında doğmuş. Bu şekilde doğum günlerini belirliyorum. Şimdi doğum günleri olduğu için bu iki kontağın, bu iki kontağı bizim, ee, bu iki kontağı şey göndermemiz lazım, e-mail göndermemiz lazım. Evet, şu anda bizim iki tane kontağımız var ve onların doğum günü görüyorsunuz benim ekrandan doğum günleri olduğunu e, görebiliyorsunuz. 8-17, 8-17 bugünün tarihleri. Biri 1983'te doğmuş, biri 2000'de doğmuş. Bu iki kontağımıza biz e-mail göndermek istiyoruz. Öncelikle benim bir checkbox'a ihtiyacım var. Yani gerçekten doğum günü olup olmadığını benim bulmam lazım. O yüzden bu objekte yani kontak objektinde bir field eklemem lazım. Edit object kısmından biliyorsunuz. Yeni bir field oluşturabiliyorsunuz. Öyle bir formül yapalım ki o formül bize gerçekten bu arkadaşların doğum günü mü değil mi bize söylesin. Ve o flow'larda çok rahatlıkla kullanıp e, doğum günü olan kişileri toplayıp onlara e-mail günü Herkese e-mail göndermeyeceğiz. Sadece doğum günü olanlara göndereceğiz. O yüzden ne yapıyoruz? Yeni bir filt oluşuyoruz. Filtimiz ne olacak? Formül olacak. Formül olacak ve de checkbox olacak. Eğer doğum günü ise o checkbox seçilmiş olacak. Kutucuktan bahsediyorum. Eğer doğum günü değilse checkbox seçilmiş olmayacak. O yüzden formülü seçiyorum. Burada e, is birthday diye bir mesaj e, checkbox oluşturuyorum. Doğum günü ise ya doğum günü mü değil mi şeklinde. Ve checkbox olmasını istiyorum. Ne istiyorum? Benim burada kullanacağım şey end formülü. Neden end kullanıyorum? Çok basit. Çünkü doğum günü olması için şu anda şöyle düşünün. Çok basitçe düşünün. 8 17 1983. Bir kişinin bugün doğması, do, bugün doğmuş olması için e, Ayın 8'inde doğması gerekiyor ve bu ayda doğması gerekiyor. Yıllara bakmanıza gerek yok. Şöyle diyemezsiniz. Engin başlık gün doğum günü bugün olamaz. Neden? Çünkü 1983 yazıyor. O doğum günde ona bakmıyoruz. Neye bakıyoruz biz? Ay ve güne bakıyoruz. O yüzden ben bir N formülüyle doğum günün ay ve e günü bugünün ay ve gününe eşit mi? Ona bakacağım. O yüzden burada bir N formülü kullanıyorum. Çünkü her ikisinin de olması gerekiyor. Burada soru sorabilirim. E, değil mi Ayşin Duran Hanım? Mesela sizden başlayalım. Bir kişinin evet. doğum günü olup olmadığını nasıl anlarsınız? E, günü ve ayı tutuyorsa yıl içerisinde e, değil mi? Yani değil mi? 8 Ağustos'ta doğmuşsa doğum günü. Yılına bakmıyoruz. Evet. O yüzden e, bugünün tarihine 8-17 2022. Benim şuna bakmam lazım. Benim doğum günümün günüyle bugünün günü aynı mı? Bir. İkincisi, ikincisi ay tutuyor mu? 8 Ağustos, yani Ağustos ayı mı değil mi? Bu ikisine bakacağım. Peki burada or mu end mi? İkisinden biri yetiyor mu yoksa ikisinin de aynı anda doğru mu olması gerekiyor? End olması gerekiyor. İkisinin de aynı anda doğru olması gerekiyor. O yüzden end kullanıyorum. Sonra doğum gününün gününü alıyorum. Yine bizim bir fonksiyonumuz var, day fonksiyonu var. Onu kullanarak doğum gününün gününü alıyorum. Yani gün of day of aslında bu hangi neyin doğum e, gününü alıyorsunuz? Doğum gününün. O yüzden buraya biz e, fieldlerden insert field yapıp birthday'i koymamız lazım. E, i̇lk olarak ben ne istiyorum? Doğum günün günü eşittir neye? Day of neyin e, gününe eşit olması lazım? Bugünün. O yüzden burada ben bugünü buluyorum arkadaşlar. Bugün nerede? Bakıyorum yine fonksiyonlardan bugün var. Bugünü ekliyorum. Parantezimi kapatıyorum. Bu şekilde ne oluyor? Şu anda birinci şartımız sağlandı. Doğum günümüzün günü eşittir bugünün günü. Birinci şartım bu. İkinci şartım ne? Aynı şekilde olduğu için ben kopyala yapıştır yapıyorum. Sadece neyi değiştirmem lazım? Kim söyleyebilir? Burada neyi değiştirmem gerekiyor? Şurada. Mont ikinci yapmak şey. gerekiyor hocam. Evet mont yapmamız lazım değil mi? Yani doğum gününün ayı eşittir bugünün ayı. İkisi de aynı anda olduğu zaman demek ki Doğum günü olmuş oluyor. Çünkü gün, bugünün gününe eşit. Ay, bugünün ayına eşit. O zaman yıla bakmamıza gerek yok. Ne diyoruz? Demek ki diyoruz bu arkadaşın doğum günü. Hata vermedi. Next diyorum. Bunu kaydediyorum. Next diyorum. Save diyorum. Şimdi tekrar doğum günü sayfasına geliyorum. O oluşturduğumuz filti burada göstermek istiyorum. Select to display diyorum. Ondan sonra is birthday demiştik. Onu bulalım. Burada is bir alıyorum. Evet. Çek olduğunu görüyorsunuz değil mi? Çek olmuş yani seçilmiş. Neden? Çünkü doğum günü. Eğer doğum günü olmasaydı diyelim ki bu arkadaş 8. ayda değil de dün doğduğunu farz edelim. O zaman doğum günü oluyor mu? Olmuyor. Çünkü seçilmemiş. Gördüğünüz gibi seçilmiyor. Doğum günü olanlar yani seçilenlere ben flow yardımıyla ne yapacağım? E-mail göndereceğim. Diyeceğim ki doğum gününüz kutlu olsun. Onu yapacağım. Şimdi flow'lara gidelim. Şuradan flow'lara gidebiliyoruz biliyorsunuz. Home kısmından flow yazınca. Flow'ları açalım. Yeni bir flow bekliyoruz. Yukarıdan biliyorsunuz. Bu flow'umuz hangi tür flow olacak? Bu önemli. Ben şunu istiyorum. Her gün saat 12'den sonra ee, insanlara eğer doğum günü ise doğum günü göndermek istiyorum. Bu sürekli değişebiliyor. Benim gelip buradan bakmama gerek yok ya da rekor rekord eklediğim zaman, update yaptığım zaman değil. Kendi kendini yapmasını istiyorum. Ya yani ne zaman? Günün bir vakitliğinde biz hani yemeğimizi yerken ya da başka bir iş yaparken e, sistem kendisi e mesajı, e-mail gönderecek, doğum günü mesajı gönderecek. O yüzden burada seçtiğiniz flow ne olması gerekiyor? Schedule trigger flow olması gerekiyor. Kendisi belli bir saatte yapacak kendisi belli bir saatte zaten bunu seçince size otomatik şunu soracak. Set schedule diyecek. Yani ne zaman olsun? Diyelim ki ben bugün başlasın, bugünden başlasın istiyorum. Ondan sonra zaman olarak da şu anda saat 2, 2.15 diyorum. 2.15'te bakalım 2.15'e kadar bitirebilir miyiz? 2.15 PM diyorum. Benim time zone'da 2.15'te sisteme bakacak hangi kullanıcıların, hangi kontakların e, doğum günü varsa onlara doğum günü mesajı gönderecek. Bunu bir kere mi yapsın? Her gün mü yapsın? Doğum günü her gün değiştiği için bugün bazı kişilerin doğum günü olabilir. Yarın başkalarının doğum günü olabilir. O yüzden biz bunu günlük yapalım. Haftalık da olmaz. Düşünsenize her hafta gönderiyorsunuz. Hafta içi doğum günü olan kişiler mesaj alamıyor. Yani e, şirkette bir problem olabilir. Bana geldi sana gelmedi. O olmaz. Günlük olması gerekiyor. Dan diyorum şu anda Flow'umuzun schedule'ını yaptık. Bugünden sonra başlayarak her gün çalışacak. Hangi saatte çalışacak? 2.15 gece. 2.15 PM olunca eğer sizin doğum gününüz ise size bir mesaj gelecek. Şimdi devam ediyorum. Bana ne lazım şimdi? Bana doğum günü olan doğum günü olan kontaklar lazım. O yüzden benim kontakları bulmam lazım. Get record deyip aşağıda görüyorsunuz. Get record deyip en alta görüyorsunuz get record var. Get record kısmından benim ne almam lazım? Doğum günü olan kontakları almam lazım. Bunu alıyorum. Doğum günü olan kontaklar e, get all contacts diyorum. Who has birthday? Bu şekilde bir mesaj yazıyorum. Doğum günü olan kontakları bulmam lazım. Yani şu anda iki tane kontağımız var ama daha fazla olabilir. Bazılarının doğum günü gelmiştir, bazılarının gelmemiştir. O yüzden ben kontak objektinden, kontak objekti görüyorsunuz. Kontak objektinden doğum günü olanları alacağım sadece. Ne yapmam gerekiyor? Bir şarta ihtiyacım var. Şurada şartlarımız var. Şartım ne benim? Şartım şu. Is birthday, o benim custom olarak oluşturduğum alanın neye eşit olması lazım? True olması lazım. Ya true olsun ki doğum günü olsun. Hepsini almasın. Sadece doğum günü olanları alsın. Bu şekilde biz ne yapabiliyoruz? Bütün doğum günü olanların rekordlarını almış oluyoruz. Hepsini. Sort olarak da ascending diyebilirsiniz. Yukarıdan aşağı doğru sıralandırsın. Neye göre? ID'ye göre sıralandırsın örneğin. ID'ye göre yukarıdan aşağı. Bu çok önemli değil ama bunu da seçebilirsiniz. Şurada şurayı anlamak lazım. İyi anlamak lazım. Ne var? Ben rekordları alıyorum. Rekord dediğim şuradaki rekordları almaya çalışıyorum. Ama doğum günü olanları, yani şu anda tablonda sadece engini almam gerekiyor. Will Smith'i almayacağım çünkü doğum günü gelmemiş. O yüzden şartım var. Şartım ne? E, is Birthday'in true olması, yani seçilmiş, check edilmiş olması gerekiyor. True olması gerekiyor. Şimdi buradan rekordları aldık. Rekortların hepsini aldık. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Benim bu rekortların içindeki e-mailleri almam gerekiyor. E-mail adresini. Çünkü ben şuradaki arkadaşların e-mailini, e-mailini de ekleyelim. E-mailini de ekleyelim. E-maillerini alıp onlara, o e-maillere benim ne göndermem gerekiyor? Doğum günü mesajı göndermem gerekiyor. E Mailini de alıyorum. Şu anda mailler var mı? Bakıyorum. Yok. E Mail adresi ekleyelim. Doğru bir mail adresi ekliyorum. Çünkü çalışıp çalışmadığını kontrol etmek istiyorum. İkinciyi de ekliyorum. Ona da başka bir mail adresi koyayım. Bu şekilde mail adresleri var. Ben bunları almam lazım. Bir yerde toplamam lazım. O topladığım yerden onları kullanarak mail göndereceğim. Şu anda iki tane mail adresi yazdım. Tekrar flow'uma geliyorum. Ondan sonra bir tane yeni bir resource eklemem gerekiyor. Orada ben bütün mail adresini toplamam lazım. New resource diyorum. Oradan variable olabilir, variable olabilir. Ee, şöyle diyelim, all email adresi diyorum. Bütün email adresini ben bunun içine toplamam lazım. All email adresi diyorum. Şöyle. Data type email adresi text olduğu için texti seçiyorum. Ama şurada allow multiple yapmam lazım. Çünkü birden fazla kişi olabilir, birden fazla email adresi olabilir. O yüzden ben bunu listeye çeviriyorum. Collection dedi liste. Bunu seçtiğiniz zaman birden fazla e-mail adresini kendi içinde saklayabiliyor. Çünkü benim amacım şuradaki bütün e-mail adresini alma. O yüzden bunu seçmeniz gerekiyor. Bu şekilde e, web developing çalışırken oluşturduğunuz e, variable'lar vardı. Bu bir variable. Bunun içine biz e-mail'leri tek tek koyacağız. Ve e-mail gönderirken bu listeyi göndereceğiz. Hepsi burada bir grup olarak düşünün. Bu grubun içindeki e-mail adreslerine ben neyi göndereceğim? E-mail göndereceğim. O yüzden benim bir sonraki adımda tek tek hepsinden alacağım için tek tek web developing çalışan var mı aramızda arkadaşlar? For loop'u bilen var mı? For loop. Evet hocam. For loop da ne yapıyor? Tek tek yapıyor. Evet. Evet, tek tek yapıyor. O yüzden benim bir for loop'a ihtiyacım var. O for loop'un içine buradaki bütün kontakları koyup tek tek alacağı için tek tek ben oradaki e-mail adresini alıp şurada oluşturduğum grubun içine koyacağım tek tek. Ben şimdi size göstereceğim. Önce bir loop oluşturuyorsunuz. Çünkü kontaklar birden fazla. Loop oluşturunca ne yapıyorum? Onların içinden tek tek hepsini alabiliyorum. Tek tek kontaklara ulaşabiliyorum. Bunu yapabilecek sadece loop. Loop oluşturuyorsunuz. Buna loop diyebilirsiniz. Loop of contacts deyin. Problem yok. İstediğiniz ismi verin. Ama başına loop yazarsanız loop olduğunu anlarsınız. Bu for loop'un içine ben neyi koyacağım? Ben buraya listemi koyacağım. Yani kontaklarımı. Şurada contacts from get all contacts yazıyor ya. O kontakları yani doğum günü olan kontakları koyuyorum. Dan diyorum bu kadar. For loop bu kadar çok değil. Dan diyorum hemen bana bir loop oluşuyor. Sürekli kendi içine dönen bütün kontaklar için çalışan bir loop bu. Loop bu işe yarıyor. Yani siz 10 tane kontağınız varsa 10 tane kontak için ne yapıyor? Sürekli dönüyor o işlemi 10 kere yapıyor. O yüzden burada ne yazıyor? For each yazıyor. For each. Yani bütün kontaklar için. Şimdi ben ne yapacağım burada? Burada bir assignment yapacağım. Assignment dediğim şey ne? Şurada ben assignment yapacağım. Ne yap? Assignment'ta ne yapacağım? Şunu yapacağım. O benim variable vardı ya. Oraya email adreslerini ekleyeceğim. O yüzden insert email email addresses diyeceğim addresses in in the list diyeceğim çünkü liste yaptım yukarıda ee, hani birden fazla seçmişim ya o bir liste oldu o listenin içine tek tek ekleyeceğim benim listem nerede burada bakalım benim listemi bulalım collection görüyor musunuz collection yani liste all email adres şu anda içi boş ama ben içine loop'tan gelen email adresini tek tek koyacağım o yüzden bunu seçiyorum sonra operator olarak add ekliyorum add var görüyor musunuz add e ekliyorum. İçine loop'tan gelen loop burada arkadaşlar. Current item from loop diyor. Loop'un içindeki kontakların email adresini alıyorum, içine ekliyorum. Burası burası çok önemli. Yani sizin bir boş bir grubunuz var. Kova gibi düşünün, boş bir kutu düşünün. Ona biz liste diyoruz. Onun içine loop'tan gelen bütün email adresini tek tek ekliyorum. Loop'tan gelen. Şurayı görüyor musunuz? Current item from loop diyor. Loop'tan gelen kontakların e-mail adresini tek tek ekliyorum. Orada birden fazla kontak vardı. Bu kontakları loop'un içine koyduğum için tek tek geliyorlar. Her seferinde her kontağın e-mail'ini adresini alıp benim burada oluşturduğum boş bir listenin içine koyacak tek tek. Dan diyorum. Şu anda onu yapıyor. Yani loop çalışacak. Eğer bizim 10 tane kontağımız varsa sinemanın burada sanırım. 10 tane kontağımız varsa kaç kere çalışacak bizim loop'umuz? 10 kere çalışacak hocam. 10 kere çalışacak. Peki bu 10 kontağın sadece 5'i bugün doğmuşsa kaç kere çalışacak? O zaman 5 kere çalışır. 5 kere. Neden 5 kere çalışıyor? Çünkü yukarıda benim şartım var. Bütün kontakları almadım. Doğum günü olanları aldım. Görüyor musunuz? Is birthday true. Yani doğum günü olanları aldığım için sadece doğum günü olan kontakları alıyor. Onların e-mail adresini tek tek benim şuradaki, şurada oluşturduğum listenin içine koyuyor. Bu variable. Yani bu e, derste bu flow'da variable'ı da çalışmış oluyorsunuz. En son bir özet geçeceğim. Özeti geçerken şunu söyleyeceğim. Loop çalıştınız. Get record çalıştınız. Assignment çalıştınız. Bir de ne çalıştık? E, variable oluşturduk. Yani bu konuları böyle parça parça çalıştığınız zaman neyi öğrendiğinizi iyi anlamanız gerekiyor. Şimdi ben bütün e-mailleri aldım. Şimdi e, loop'un dışına çıkıp mail gönderebilirim. Çünkü aldım ve bütün e-mail adresleri şu anda şunun içinde. Artık ben loop'un dışında dedim şurada artı şurada loop'un dışında ne yapacağım? Bir action yapacağım. Action niye yapıyorum? E-mail göndermek için değil mi arkadaşlar? Orada actionlarda send email kısmı var. E-mail var. Buradan send email diyorsunuz ve e-mail o göndereceğiniz e-mailin özelliklerini burada belirtiyorsunuz. Ne diyeceğiz? Send birthday day e email. ismi o olsun bizim buradaki action'ın adı bu olsun. Badi olarak göndereceğiniz mesaj ben diyorum ki ne diyelim mesela doğum gününüz kutlu olsun diyorum. Nice yılları. Böyle basit bir mesaj gönderiyorum. Subject'imiz ne olsun? Doğum günü mesajı diyelim ona. Doğum günü mesajı. Subject'imiz bu. Hani size mesaj gelince önce bir isim oluyor. i̇çini İçi, açınca da mesajı görüyorsunuz. O şekilde düşünün. Ben şimdi buradan bir tane e-mail e mi göndereceğim yoksa bir liste mi? Onu sorayım size. İki tane var. Diyor ki ya diyor birden fazla listeniz varsa diyor onlara gönderin. Toplu gönderin ya da tek tek gönderin. Benimki toplu mu tek tek mi? Fatma Hanım. Benimki toplu mu şu anda tek tek mi? Tek tek hocam. Emin misiniz? Ben hepsini, Onca, hepsini, bir, evet, evet. hepsini bir yere toplamıştım. Hepsini bir yere toplamıştım. Evet. Evet Toplu olacak. O yüzden ben bunu seçiyorum. Bunun içine de benim collection'ı koyuyorum. Nerede toplamıştım hepsini ben? All emails, addresses. Görüyor musun? Ben bunun için hepsini koymuştum. Hepsi bunun içinde artık. Bunu seçiyorum. Dan diyorum arkadaşlar. Artık mailimi de gönderiyorum. Ee, save yapıp activate yaptığım zaman şöyle önce save yapalım. Send email mesaj diye bir isim veriyorum. Bunu sev yapıyorum ama aktivite yapmayacağım. Çünkü zamanı değiştirmek istiyorum. Şu anda 2.11 geçiyor. Ben bakayım e, nasıl yapmıştım. Schedule'ıma bakıyorum. 2.15, 2.11 diyor. Ben bunu 13 yapayım. 13 yapıyorum. Dan diyorum. 2 dakika sonra çalışması gerekiyor. Eğer bir hatamız yoksa. Tekrar save yapıp yapıyorum. Şimdi 2.13'ü bekleyeceğiz. Ben Gmail'imi açıyorum. Hatta sizin e-mail adresini de yazarım e, bir, bir sonraki denemede. E-mail'imi açayım ben bakayım. Gelecek mi? Şu anda bir mesajım yok görüyorsunuz. Boş. E, burada biraz bekleyeceğiz. 2, 10, e, 13 mü demiştik? 2, 13 bekleyeceğiz. Şu anda sanırım saniyeler var. Eğer çalışırsa 2, çalışacak. Ağustos 17 diyor. 17 evet. Tarihimizde tutuyor 17 Ağustos'ta. Sonra bakıyorum doğum günü olan var mı? Var. Ha bunun yok. Buna gelmeyecek. diğeri mail adresimi açayım ben. İki tane mail adresim var. Diğerine gelecek sanırım. Onu da açalım. Şimdi hem ikisini de kullandım. Engin Başlık 61 var. Bir de Erenya 61 var. İkisini de kullandım. Bakalım hangisine gelecek. Şu anda doğum günü alakalı bir mesaj göremiyorum. Bekleyelim. 13 olması lazım. Time onlar önemli tabi time zone farklıysa mesaj gelmeyebilir Evet 13 oldu şimdi sobun çalışması lazım Normalde normal şartlarda şöyle aç açayım bakayım ben gelmiş mi? E de bakalım. Evet sanırım gelmedi. Orada ha, evet doğum günü mesajını görüyor musunuz arkadaşlar? Evet hocam. Hani biraz çalışıyor belki zaman alıyor ama 2.13'ün içinde geldi. Şu anda 2.13 geçiyor benim saat 2.13. Tam 2.13'te mesaj geldi arkadaş. Ne diyor? Doğum gününüz kutlu olsun nice yıllara. Bunu her gün yapacak. Her gün bakacak bir kontak varsa ve e-mail adresi doğru girilmişse onlara ne yapacak? Onlara doğum günü mesajı gönderecek. Şimdi bizim şey çalıştı. Engin Başlık'a bakıyorum burada yok. Çünkü neden yok? Doğum günü olmadığı için görüyor musunuz? 16'sında yani dün mesaj alması gerekiyordu. Artık o geçti. 364 gün sonra doğum günü mesajını alacak o. Bu şekilde yaptığımız bir flow arkadaşlar. Şimdi tabii e, sormak istiyorum. Anlamadığınız bir yer varsa e, tek tek anlatmak isterim. Şöyle açıyorum tekrar. Öncelikle ne yaptık? Ondan başlayalım. E, sorusu olan var mı? Oradan başlayalım. Sonra ben şey yapayım. Özetlemek istiyorum. Mikrofonu da baştan anlatabilirsiniz hocam sadece. Tabii kısaca anlatacağım da sorusu olan varsa şurayı anlamadım diyen varsa orayı şey yapabilirim yoksa e, anlatacağım. Tekrar özet geçeceğim. Benim bir kalem vardı onu arıyorum da kalem bazen gelmiyor. Şunu kullansam hemen gözüküyor mu şöyle yazınca? Evet, görünüyor hocam. Değil. Mi? Bazen çok geç geliyor. O yüzden ben bunu çok kullanmıyorum. Öncelikle bir temizleyeyim. Evet. Şöyle. Önce ben ne yaptım? Öncelikle e, burada bir schedule yaptık. Ne zaman çalışacak flow'umuz? Bu önemli. Burada problem var mı arkadaşlar? 17 Ağustos 2.13'te bu çalışacak. Her gün. Çünkü değil diyor. Burada problem var mı? Yok hocam. Yok. Burada problem yok. O zaman buraya tik koyalım. Sonra ben doğum günü olan kontakları get records e, elementini kullanarak get records elementini kullanarak ne yaptım ben? kontak objektindeki bütün kontakları aldım. Ama ha, hangilerine bir şartım var? Sadece doğum günü olanları aldım. Sadece doğum günü olanları aldım. İsterseniz şöyle göstereyim tekrar. Açıp gösterelim. Paket kontak dedim. Object. Kontak objektini aldım. Tek bir şartım var. Şartım ne? Is birthday filthy. Check olması lazım. Yani doğum günü olduğunu gösteriyor o. Onun dışında bir şey yapmadım. Bütün rekordları istedim. Bütün rekortları aldım. Burada rekortları aldım. Burada problem var mı arkadaşlar? Şurada rekortları alma. Yok hocam. Yok. Sonra bir for loop yaptım ve for loop'un içine bu listeyi koydum sadece. Başka bir şey yapmadım. Görüyor musun? Listeyi koydum. Yani cat kontak yaptım ya. O bir liste olarak bana geldi bir liste bir kova gibi düşünün. Bütün kontaklar içinde onu ben loop'un içine koydum. Burada problem var mı? Loop'un içine koyma. Sadece loop diyorsunuz içine o listeyi koyuyorsunuz. Başka bir şey yok. Şuradan görüyorsunuz. Şu açayım ben. Evet. Görüyor musunuz? Loop yaptım, adını koydum, içine benim listeyi koydum. Başka bir şey yapmadım. Biraz önce oluşturduğum liste vardı ya, o listeyi bunun içine koydum. Problem var mı arkadaşlar? Hocam loop çalıştırmak için e, kurduk değil mi? Loop yapmak için ben şöyle birden fazla kontağım var. O kontakların e-mail adresini almam gerekiyor. Tek tek almam gerekiyor. Bir anda alamıyorum birden fazla olduğu için. Loop yapıyorum. Loop'un içine ben kontakları koyduğum zaman tek tek kontaklara ulaşabiliyorum. O yüzden loop her kontak için çalıştığı için her çalıştığında hani birinci çalıştığında birinci kontağın e-mailini aldım. İkinci kez çalışınca loop yapıyor sürekli görüyor musunuz Sürekli dönüyor. Sürekli hı hı. dönüyor. O yüzden her döndüğünde bana bir kontağın e-mailini adresini veriyor. Ne zaman duruyor? Kontak sayısı bittiği zaman. Yani 10 tane kontağımız varsa 10 tane e-mail adresini alana kadar devam ediyor. Onu ben şimdi göstereceğim. Şimdi loop yapmayı biliyor musunuz? insert loop diyorsunuz. Şöyle bak tekrar göstereyim. Insert loop diyorsunuz. İçine bir liste koymanız gerekiyor. Şuraya bir liste koymanız lazım. O zaten bende var. Onun yapmışım Hı -hı. biliyor musun? Onun içine Hı -hı. koydum. Başka bir şey yapmadım. Sonra sonra ne yaptım? Boş bir liste oluşturdum ama içi boş. Şurada. Nereden oluşuruz? Şuradan oluşur. New resource diyorsunuz. E, variable diyorsunuz. Değişken. Sonra adını koyuyorsunuz. Data type'ı text yapıyorsunuz. Çünkü bizim email adresleri hepsi text. Text yapıyorum. Birden fazla diyorum. Bu şekilde içi boş. içi boş. Birden fazla text'i içine barındıracak bir liste yaptım. Bir değişken yaptım ama içi boş. Burada problem var mı? İçini, içi boş olan bir e, değişken yaptım. Hocam Teşekkür ben bir, şey, yok hocam. şey sana, e, ben dediniz ya 10 taneden sonra duracak diye. Diyelim evet. ki bir senede 10 kişinin doğum günü var. Ee, da doğum günü kutladıktan sonra seneye tekrar mı yapmamız gerekiyor bunu? Yok yok o her gün yapıyor. Her gün gidiyor. Doğum günü olanları alıyor. Bugün 10 kişidir. Yarın 5 kişidir. Onu bilmiyoruz. Yarın 5 kişi olabilir. Diğer gün hiç olmayabilir. O yüzden o ne yapıyor? Her gün bunu çalıştırıyor. Her gün bakıyor. Doğum günü olanları varsa Şabi şey gelecek yıl benim için tekrar çalışacak. Gelecek o yıl ne olur? O zaman duruyor dedik ki orada şey oldu. Yok sadece bugün çalışırken duruyor. Loop duruyor sadece. Evet, yarın tamam tekrar hocam. çalışırken ne yapıyor yarın? Yarın tekrar bütün kontakları alıyor. Loop yapıyor, tek tek çalıştırıyor. Yarın kaç kişi var? Bilemiyorum. Yarın kişi sayısına göre loop tekrar o sayıda çalışıyor. Anladım tamam hocam. Anladım. Tamam. Şimdi assignment yapıyoruz. Ne dedik? Bir boş listemi oluşturduk. Onun içine add yapıyorum. Görüyor musunuz add kısmını? Add diyorum şurada kalemi alalım. Add diyorum. Burayı gördünüz. Çok enteresan bu kalem. Nerede bu kalem? Şurada add diyorum. Gördünüz mü? Sonra loop'tan gelen şurası çok önemli arkadaşlar. Gerçekten önemli. Burayı şey yapmanız lazım. Öncelikle listenizi koyuyorsunuz. Ben kalemi durdurayım. Öncelikle listenizi koyuyorsunuz. Sonra şöyle çalışıyor. Benim listeme ekleme yap diyor. Liste bu. Listeye ekle. Önce liste sonra ekle. Ekle diyorsunuz ve loop'tan gelen şu bizim loop'umuz. Bu, bu, bunun içinde tek tek kontaklar var. Şöyle tekrar göstereyim nasıl yaptığımı. Ee, şurada loop'u görebiliyorsunuz. Loop yazın demişim ya loop'u görebiliyorsunuz. Loop burada. Bunun içinde kontaklar var. Gördünüz mü? Bu bir kontak. Single bir kontak. Çünkü loop yaptığı için her zaman bir kontak alıyor. Bunun da e-mail adresini buradan alabiliyorum ben. Loop'un içindeki e-mail adresini almış oldum. Ama her seferinde farklı kontak, farklı e-mail adresi ekleyecek. Bu şekilde bütün e-mail adresleri benim şuradaki, şurada görüyor musun? Sol tarafta, şurada. Onun içine tek tek toplanıyor. Tek tek toplanıyor. Sonra send email action'ı ekledim. e Email'i gönderecek buradaki collection'a benim listeyi koydum. Orada oraya bütün mailleri gönder manasıyla o şekilde bütün emailleri toplamıştık. Onu buraya koyduk. Oradaki bütün hepsini herkese email gönderecek şimdi. Gönderiyor. Evet genel olarak böyle. Evet. Başka sorunuz var mı? Bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapmaya çalışın. Chattteki mesajları kesinlikle okuyamıyorum ben ders anlatırken. Kusura bakmayın. Eğer, ederiz hocam. Şöyle yapın. Deneyin. Sonra bana zaten ulaşabiliyorsunuz. Anlamadığınız bir yer varsa tekrar görüşelim bu flow'la alakalı. Ama denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum.